Kolay Okul kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sevgili 3. sınıflarım. Bugün Türkçe dersimiz Mor Menekşe dinleme metninin etkinliklerini birlikte yapacağız. Sevgili öğrenciler bir önceki videoda dinleme metnimizi yayınladım. Lütfen önce onu izleyelim, sonra etkinlikleri yapalım ki anlamlı olsun. Hazırlık çalışmalarımız birincisi evinizde nasıl bir iş bölümü var? Kim hangi işleri yapıyor diye söylemiş. Evimizde babam işe gider diyebilirsiniz. Herkes kendi ev durumunu yazsın. Annem ev işleri, temizlik, yemek yapma, ütü ve benzeri işlerle uğraşır diyebilirsiniz. Annesi çalışanlar buraya annem de babam da işe gider yazabilir. Ablam, abim varsa veya kardeşimiz okula gider diyebilirsiniz. Biz anneme yardım ederiz şeklinde yazabilirsiniz. İkincisi hangi çiçeklerin isimlerini öğrendiniz? Bu çiçekler ne renkli demiş. Gül, lale, papatya, sümbül, bunları yazabilirsiniz. E gül mesela kırmızıdır. Lale sarı olabilir. Farklı renkleri var. Papatya beyaz olabilir. Sümbül mor, lila renklerinde olabilir. Mesela kaktüs bitkisi var. Kaktüsü yazabilirsiniz veya sizlerde de bildiklerinizi buraya ekleyin lütfen. Evet şimdi mor menekşe dinleme metnini lütfen dinleyelim ve etkinliklere geçelim. Birinci etkinliğimiz görselleri verilen çiçeklerin adlarını görsellerin altlarına yazınız demiş. Evet bu çiçeğimiz evet, seviyor sevmiyor oynanan çiçek değil mi? Neydi? Papatya. Evet, bu çiçeğimiz lale. Çocuklar nasıl çizer? Bakın şu şekilde M harfi çizip ortasına çizdiğimiz çiçek. Bu çiçek lale çiçeği sevgili öğrencilerim. Evet gül de şu şekilde yapıyorduk değil mi? Çevirirdik. Evet ve gül çiçeğini bu şekilde bizler yapıyoruz. Evet menekşe çiçeğimiz zaten hikaye yapını olan çiçekte menekşe çiçeği. Evet karanfil çok fazla gördüğümüz kullandığımız kırmızı renkli değil mi? Bu da nergis çiçeğidir sevgili öğrenciler. İkinci etkinliğimiz bir önceki sayfada mor menekşe adlı dinleme metnine ait görsel verilmiştir. Bu görseli inceleyiniz. Sence bu metnin konusu nedir? Şimdi baktığım zaman burada bir tane kız çocuğu görüyorsunuz ve kız çocuğunun suladığı menekşe çiçeklerini görüyorsunuz. Ee, ne diyebilirsiniz? Ee, bu kız çocuğu ile e, menekşenin veya kız çocuğu ile çiçeklerin dostluğu diyebilirsiniz. Çiçekleri seven kız çocuğu diyebilirsiniz. Yani buna uygun başlıklar atmamız lazım. Konu ne olabilir? Bir kız çocuğunun menekşe çiçeğiyle dostluğu anlatılıyor olabilir veya bir kız çocuğunun çiçek sevgisi diye e, bu şekilde de yazabilirsiniz. Haydi metni dikkatle dinleyelim. Dinleme sırasında arkadaşlarımız rahatsız etmeyelim. Evet, şimdi ben de dinleme metnini e, yayınlıyorum sevgili öğrencilerim. Şimdi beraber dinleyelim sonra etkinliklere devam edelim. Mor Menekşe Bir akşam babası Sema'ya güzel bir hediye getirdi. Bu bir çiçekti. Üstelik saksıdaydı. Sema hediyeye çok sevindi. Bu zamana kadar kendisine ait bir çiçeği olmamıştı. Babasının yanaklarından öptü ve teşekkür etti. Ardından bu çiçeğin adı ne babacığım diye sordu. Menekşe." diye cevapladı babası. "Sema, mor renkte. Peki başka renkleri de var mıydı?" diye tekrar sordu. Babası, "Elbette. Pembe ve beyaz renkleri de vardı." dedi. "Hım. Peki bu çiçek ne yer ne içer?" dedi Sema. Babası güldü ve cevapladı. "Benim güzel kızım, elbette çiçekler de hayat sahibi." Ama bir insan ya da bir hayvan gibi değil. Topraktan besleniyorlar. Güneş ışığını seviyorlar ve su içiyorlar. Sema, peki susadığını nasıl anlayabilirim? diye sordu. Babası, bunu anlamak için parmağınla toprağına dokunmalısın. Toprağı kuruysa dibine biraz su dökmen iyi olur. Diye cevap verdi. Yani ona ben mi bakacağım? Diye sordu Sema. Babası, Evet, o senin. Sorumluluğu da senin." diye cevap verdi. "Peki, ona iyi bakarsam, pembe ve beyazından da alır mısın babacığım? Arkadaşsız kalmasın." diyen Sema'nın başını okşadı babası. "Alırım tabii. Yeter ki sen onunla ilgilen. Bir de güzel şeyler söyle. Her söylediğini anlar. Sevgi gösterirsen daha çok çiçek açar. Anlaştık mı?" diye ekledi babası. "Anlaştık." dedi Sema. Yeni arkadaşını sevmişti. Hemen eliyle toprağına dokundu. Kuru olduğunu anlayınca su getirdi ve dibine döktü. Sonra da menekşeye doğru eğilerek, ''Hoş geldin yeni arkadaşım, sana çok iyi bakacağım, emin olabilirsin.'' dedi. Demirhan Kadıoğlu Evet, üçüncü etkinliğimiz Aşağıdaki kelimelerin anlamlarını cümleden hareketle tahmin edelim. Tahminlerimizi verilen alana yazalım demiş. Sema'nın babasının getirdiği çiçek saksıdaydı. Evet saksı nedir sevgilerim? Bakın şu şekilde değil mi? saksın olur içerisine çiçekler konur sevgilerimle toprak konur. Buna biz saksı diyoruz. Nasıl açıklayabiliriz? Evet aşağıda çiçek konulan veya çiçek beslenen kap şeklinde yazabilirsiniz. Sema hediyeye çok sevindi. Evet hediye nedir? Birisini mutlu etmek için aldığımız şey ederiz. Yani birine alınan eşya veya birisini mutlu etmek için alınan şey gibi yazabilirsiniz. Evet, toprağı kuru ise dibine biraz su dökmelisin. Yani kurumuş ne demek? Islanmamış veya susuz kalmış, suyu azalmış şeklinde yazabilirsiniz. Bu çiçeğin sorumluluğu sana ait. Yani Sorumluluk da kişinin yaptığı şeyi kabullenmesi veya kişinin görevi. Genelde sorumluluğu öğrenciler görev olarak kabul ediyorlar. Siz de görev diye tahmin edebilirsiniz. Metnin hikaye haritasını oluşturalım. Dördüncü etkinliğimiz. Metnimiz mor menekşe. Sevgili öğrencilerim. E, Sema ve e, babası karakterler. E, Sema'ların evinde geçiyor. E, zamanı belli değil sevgili öğrencilerim. Olayda da Sema'nın babasının bir menekşe çiçeği alması Sema'nın çiçeğin bakımını üstlenmesi şeklinde yazar. Metinde sevgili öğrencilerim zamanı anlatırken bir akşam diye başlayıp yani hediyenin geldiği yani zaman olduğu için buraya olmazsa bizler de bir akşam yani tam belli olmasa da bir akşam diye bahsettiği için bir akşam diye sizler de buraya ekleyebilirsiniz. Aşağıdaki soruları cevaplayalım. Menekşe çiçeğinin hangi renkleri varmış? Evet mor rengi, pembe rengi ve beyaz renkleri varmış diye yazalım. Çiçeğin susadığı nasıl anlaşılırmış? Evet hikayede nasıl söylüyor? Toprağına parmakla dokunup eğer kuru ise toprak susadığı anlaşılırmış yazabiliriz. 3. Babası semadan çiçeğe neden güzel sözler söylemesini istedi? Güzel sözler söylerse çiçek daha güzel açar diye düşünüyor. Çiçek daha güzel açsın diye de cevap olarak yazılabilir. E, Sizlerde metne farklı başlıklar yazın diyor. Evet, Sema'nın çiçeği Sema ve çiçek sergisi yazabilirsiniz. Meraklı sema yazabilirsiniz. Şöyle yazabilirsiniz. Mesela menekşe ve sema. Genelde hikayeler böyle iki şey arasında geçtiği zaman ikisinin ismi yazılır. Veya sema ve menekşe şeklinde de başlıklar ekleyebilirsiniz. Siz bilirsiniz. Evet aşağıdaki kelimeleri bu bulmacada yerlerine yerleştirelim. Boyalı alanlarda yeni bir kelime oluşacak. Bakalım ne çıkacak diyor. Yani suyu yerleştirdik. Mor kelimesini yazdım. Toprak kelimesi bakın yazdım dokunmak 4'e yazdım. 5 pembe. Pembe yerleştirdim. 6 güzel yerleştirdim. 7 susamak yerleştirdim. 8 mutlu kelimesi evet yazıldı. 9 kuru kelimesi yazıldı. 10 yaprak kelimesi yazıldı. Bakın renkli yere baktığımızda so room lu şeklinde ortaya çıkıyor. Evet buraya sizler de bakın sorumluluk metnini pardon kelimesini yazabilirsiniz. Yani serbest okuma metnimiz var. Karınca ve çocuk. Lütfen okuyun. Hemen bir sonraki videoda tema değerlendirme sorularımız var sevgili öğrencilerim. Hemen onu da bitirelim ve temamız bitmiş olsun sevgili öğrencilerim. Evet yorumlarda lütfen buluşalım. Abone olmayı, beğenmeyi, arkadaşlarınızla paylaşmayı lütfen unutmayın. İstediğiniz sayfalar varsa daha ileri gittiyseniz çoğu bakın 150 dediği için bunu hazırladım. Normalde diğer sınıfların derslerini çekecektim. Yorumlara yazarsanız sizlere de yardımcı olmaya çalışırım. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere.